Sayın Valim, değerli belediye başkanımız, değerli milletvekillerimiz, Adıyaman'ımızın değerli yöneticileri, değerli bakan yardımcılarımız, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman'dan sonra da Malatya'ya geçeceğiz. Deprem bölgesindeki illerimizi, bakanlığımızın illerimizdeki çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulacağız. Ben öncelikle 6 Şubat depreminde Adıyaman'ımız çok büyük hasar gördü. Canlarımızı kaybettik. 11 vilayetimizi ve sonrasında çevre illeri de etkileyen asrın felaketi dediğimiz dünyanın en büyük, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık ve bu depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin yaralarını sarmak için deprem anından itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün milletimizle birlikte tek yürek yaraları sarmanın gayreti içerisinde çalışmalarımıza hükümetimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle deprem bölgesine verdiği önemi deprem anından itibaren hepimiz takip ediyoruz. Özellikle bir seçim süreci geçirdik. Seçim döneminde de deprem bölgesindeki yaraların sarılmasıyla ilgili mücadelemizi sekteye uğratmadan çalışmalar hızlı bir şekilde devam etti. Hala da sürüyor. Özellikle deprem felaketi tabii hayatın her alanında olduğu gibi adalet hizmetlerini de olumsuz etkiledi bölgede, bütün illerimizde. Bu anlamda tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depremin olduğu hafta olağanüstü hal kararnamesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı ve ardından da olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda işlemler gerçekleşmeye başladı. Bu anlamda 3 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yargı alanını ilgilendiren düzenlemelerdi ve yargıda bir mağduriyetin ortaya çıkmaması için yargısal sürelerin durdurulmasına yönelik ve bir takım tedbirlere yönelik yargı alanında da 3 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmıştı ve bu doğrultuda da işlemler gerçekleştirilmişti. Deprem soruşturmaları süratli bir şekilde gerçekleşti. Özellikle delillerin toplanması bu anlamda önemliydi. Bölgeye yeteri kadar savcı ve bilir kişilerin görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da binalardaki incelemeler ve karot örneklerinin alınması ile ilgili hızlı bir çalışma gerçekleştirdi. Tabii bir taraftan bu hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da cezai soruşturmalar devam etti. Bu anlamda da 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 351 tutuklu şu anda soruşturmaları devam ediyor. 642 adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor. Tabii depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bu 50 binin içerisinde yargı çalışanlarımız da vardı. Hepimizi derinden yaralayan bir hakimimizi kaybetmiştik. 110 yargı personelini kaybetmiştik. Bir Yüksek Seçim Kurulu personelimizi kaybetmiştik. 2 noterimizi kaybetmiştik. 10 Noterler Birliği çalışanımızı kaybetmiştik. 123 meslektaşımız, 123 avukatımızı kaybetmiştik. 246 yargı çalışanımız, avukatlarımızla beraber hayatlarını kaybetmişlerdi. Ben buradan tekrar hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza ve yargı çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tabii kardeş adliye projesiyle hemen yakın illerdeki adliyeleri deprem bölgesindeki adliyelerle kardeş ilan ederek oradan personel takviyesi, hakim savcı takviyesini gerçekleştirerek buralardaki adli hizmetlerin aksamaması noktasında da önemli tedbirler aldık. Önümüzdeki günlerde de yine hakimler, savcılar kararnamesi, yaz kararnamesi kapsamında da deprem bölgesinde hakim savcı takviyesini gerçekleştirerek buradaki
gerek cezai soruşturmaların, gerekse idari, hukuki, yargı ile ilgili konuların gecikmeden karara bağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bölgede toplam bütün illerimizde, deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk. 2 adli yargı istinaf mahkemesi kurduk. Ve bu mahkemelerle hem istinaf süreci hem yerel mahkemeler anlamında kararların hızlı bir şekilde verilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde hasar gören cezaevlerimiz oldu. Ve bu cezaevlerini boşaltarak 15 cezaevimizde toplam 12.638 tutuklu ve hükümlüyü başka illere nakletmiştik. Tabii deprem anından itibaren cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var, CEKUT. CEKUT'ta hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve onların da kurtardıkları hayatlar oldu. Ben buradan 326 CEKUT personelimize de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine çadır kentler, konteyner kentler ve prefabrik yapılarla ilgili bakanlığımızın da katkıları oldu. 1196 konteyner bölgeye intikal ettirdik ilk etapta. Tabii hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ederek bakanlığımıza ait 108 hizmet binamızda, 89 lojmanda, 89 lojmanda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 15 adalet sarayımızın, adalet binamızın ağır hasarlı olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Bir adalet binamız orta hasarlıydı. Onun çalışmaları devam ediyor. 48 binamız az hasarlıydı. 43 binamız da hasarsızdı. Az hasarlı binalarımızın tamamını süratli bir şekilde tadilatlarını gerçekleştirerek adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağladık. Adalet Bakanlığı olarak bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 500 milyona yakın ödenek aktardık sadece Adalet Bakanlığı olarak. Tabii değerli basın mensupları, Adalet Bakanlığı olarak Adıyaman'ımıza özellikle merkez adliyemiz, Gölbaşı adliyemiz ve Kahta adliyemizi daha önce inşa etmiştik ve bu adliyelerimizde küçük çaplı hasarlar oldu ve tadilatlarla kesintisiz hizmetler burada devam etti. Meydana gelen depremde Adıyaman adliyemiz az hasar almıştı. Depremin hemen akabinde yaklaşık 30 milyon liralık bir ödenekle buranın tadilatını gerçekleştirdik. Adıyaman il ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan konteyner sayılarını tespit ettik ve bakanlığımızca 58 adet konteyneri Adıyaman'a ulaştırmıştık. Böylece yargı hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamış olduk. Depremde ağır hasar alan Besni Adliye binamız vardı. Besni Adliye binamızı da yeniden inşa edeceğiz. İhale süreçleri devam ediyor. Proje çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkıyoruz ve Besni'mize yeni bir adalet sarayı kazandırıyoruz. Yine Gerger ilçemizde de hükümet konağı projemiz var. İçişleri Bakanlığımızda yaptığımız protokol çerçevesi içerisinde Gerger hükümet konağı içerisinde de adliye binamızı hizmete almış olacağız. Yakın zamanda onun da ihalesi gerçekleşecek. Yine yapımı devam eden cezaevi lojmanları vardı ve onun yapımını hızlı bir şekilde tamamladık. 160 dairenin teslimi önümüzdeki hafta yapılacak ve yargı çalışanlarımızın burada lojmanlarına kavuşması sağlanmış olacak. Yargı hizmetlerinin, gelecek olan hakim savcılarımızın da burada daha etkin görev yapmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın davalarının bir an önce çözüme kavuşturulması için Adıyaman ilinde idare mahkemesi bir taneydi. 3 yeni idare mahkemesi daha kurduk. Çünkü idare mahkemelerimizde hasar tespit davaları yoğunlaşmaya başladı. Bunların hızlı bir şekilde karara çıkması gerekir. O nedenle yeni mahkemelere ihtiyaç oldu. 1'den 4'e çıkardık idare mahkemesi sayısını Adıyaman'ımızda. Yine Adıyaman'ımızda ağır ceza mahkemesi 2'ydi. 1 ilaveyle 3'e çıkardık. Asli hukuk mahkemesi 5'ti. 2 ilave yaptık. Tüketici mahkemesi sıfatıyla, çünkü gelecek olan dava yükünü karşılayacak 2 yeni mahkeme daha kurduk. Asli hukuk mahkemesi tüketici mahkemesi olarak görev yapacak. Sulh hukuk mahkememizi de 2'ye çıkardık. 1'di. İş mahkememiz yoktu Adıyaman'ımızda.
bir iş mahkememiz daha kuruldu ve 8 yeni mahkeme Adıyaman'ımızda faaliyete geçti. Bakanlık olarak devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte var gücümüzle depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki vatandaşlarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Özellikle deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bundan sonra afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin oluşturulması anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bugün de Adıyaman'ımızda gerek konteyner kentlerde gerek adliye binamızda yargı çalışanlarımızla ve ilimizin sivil toplum kuruluşlarıyla valimiz başta olmak üzere diğer yöneticilerimizle başta bakanlığımızı ilgilendiren hususlar olmak üzere ve diğer alanlarla ilgili incelemelerimizi, gözlemlerimizi yaparak buradan ayrılmış olacağız. Buradan da Malatya'ya intikal edeceğiz. Ben tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlara da sabırlar diliyoruz. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayretini hep beraber milletçe tek yürek olarak devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar Sayın Valimize hem hayırlı olsun diliyorum. Sayın Valimiz geçen hafta göreve başladı. Ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Milletvekillerimiz yasama çalışmalarına başladılar. Yeni milletvekillerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Önceki dönem milletvekillerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar da Adıyaman için çok büyük gayret gösterdiler. Ve şu anda eski yeni fark etmeden hep beraber Adıyaman'ımız için çalışıyorlar. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün Adıyamanlılara buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi tabii bu düzenlemeler teknik düzenlemeler. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Covid izninde olan 122 bin hükümlü vardı. Bunlar Covid nedeniyle izne çıkmışlardı. Açık cezaevinde bulunan hükümlülerdi bunlar. Tabii bunların süresi 31 Temmuz'da doluyor. 3 yıldan bu yana toplum içindeler. Dolayısıyla 31 Temmuz'da olmadan önce bir karar verilmesi gerekiyordu. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün akşam Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Partili milletvekillerimizin vermiş olduğu teklif kabul edildi ve önümüzdeki haftada genel kurulda kabul edilecek. Özetle teklif şunu getiriyor. Açık cezaevinde bulunup COVID iznine çıkan hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıl varsa daha 5 yıldan az bir zaman kalmışsa bunlar denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda izin haklarını bugüne kadar kullandılar ve bu izin şeyden sayıldı, infazdan sayıldı ve bunlar cezaevlerine geri dönmemiş olacaklar. 5 yıldan fazla olanların çünkü onların cezaları biraz daha yüksek. Onların cezaevlerine tekrar geri dönmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlülerin açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor. Onların da 3 yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak. Teklif bu yönde. Tabii takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzun dışarıdakiler 5 yıldan az denetimli serbestliğine 5 yıldan az kalanlar kapalıdakiler de açık cezaevine geçebilmeleri için 3 yıl erken çıkmış olacaklar. Nereye? Açık cezaevine. Açık cezaevinde barındırılacak onlar. Ama orada da tabii süreleri farklı olanlar var ama açık cezaevinde en az 3 ay kalmış olacaklar. Cezası yüksek olanlar biraz daha yüksek kalmış olacak. Burada şunu tabii ki önemsiyoruz. Burada suçluların ıslahı önemli ama ceza adaleti de önemli. Dolayısıyla her iki ilkeyi de bir arada gözeterek bir çözüm yolu bulan bir teklif. Biz de teknik olarak destek verdik bakanlık olarak. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan Bütçe Komisyonu'nda dün gündeme geldi ve kabul edildi. Genel kurulda da haftaya görüşülmüş olacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.